daha gerçek. Mezar geldi, mezarın üst şeyini görünür hale getiriyor tamamını. Ondan sonra açılıyor. Yani o gördüğünüz... Tabii, yani normali odur. Ha, ama gelen buluntu seni yandan inmeye zor... Yani hayvan kemikleri olması şurada... Koyalım. Gerçek. Taşlarımızı da tekrar şey yapalım. Yani burayı böyle o haliyle malzeme sipariş o bir şey bu ödülmesi şuna parayı veren onlar gelsin de ne kadar kıymetli şeylere para harcadıklarını çalışmaların başlangıcından itibaren, ilk kazmadan itibaren hem mimari kalıntılar hem de diğer buluntular, arkeolojik buluntular gelmeye başladı. Çok önemli bir noktada zaten kazı çalışmasını yaptığımızı biliyorduk ki kaynaklarda bu bölge Kalkedon'un kuzeybatı limanı olarak geçiyor. Daha önce aslında peronların arasındaki kazı çalışmalarına başladığımızda ipucunu gördüğümüz bir mimari kalıntı vardı. Bu mimari kalıntıyı biz o dönemde yanındaki küçük buluntulardan da hem de mimari özelliklerinden dolayı da Helenistik döneme ait bir kalıntı diye tanımlamıştık. Ama kesin emin değildik. Dönem olarak açıkçası emindik ama ben daha o dönemde bunun bir mezar anıtı olabileceği ki benzer örneğine Kadıköy Altıyol'da da rastlamıştı 1987'deki kazılarda ortaya çıkan. Daha sonra kazıların ilerleyen aşamasında peronlar alındıktan sonra mimari bütünlükler de ortaya çıkmaya başladı ve en son bundan bir hafta önce yaklaşık 3-5 gün önce yeni bir bulguyla karşıya kaldık. Helenistik döneme ait, geç Helenistik döneme ait bir mezar ortaya çıktı ve mezar kendi içinde buluntuları da olduğu için dönemsel olarak da çok net bir veri sağlıyor. Mezar içinde ölü hediyesi olarak konulmuş ungenterium dediğimiz minik pişmiş toprak kaplardan, şişelerden mezarın tarihini de netleştirebildik. Geç Helenistik döneme ait bir mezar ve gerçekten İstanbul tarihi için inanılmaz buluntu olarak söyleyebiliriz. Çok büyük bir sürpriz. Çünkü Helenistik döneme ait ne yazık ki elimize çok fazla veri yok. Hele hele mimari ve mezar da çok az. Bu nedenle çok önemli bir buluntuyla karşı karşıyayız. İstanbul'un tarihi yeniden yazılıyor deniyor ya biliyorsunuz uzun zamandır bu Marmaray Metro projeleriyle beraber. İstanbul Arkeoloji Müzeleri gerçekten son 20 yıldır İstanbul'un tarihini değiştiriyor. De büyük bir anlamda kazıyı bitirdik diyebiliriz. Yeni bir proje çalışması devam ediyor alana yönelik. Bu projede eğer ki farklı noktalar kazılması istenmiyorsa kazının dediğim gibi %90'ını hatta daha fazlasını bitirmiş durumdayız. 2 ve 3 ana noktada önemli noktada kazılara devam ediyoruz. Birisi burası. Bu alanda bir arkeopark, belli noktalarda bir müze, bir veya iki tane müze şeyi yapılacağı konusunda bir şey var, öngörü var. Ama bize dediğim gibi kesinleşmiş bir şey olmadığı için size de ben bunu çok kesin için kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ama benim için de şu an o kadar güzel bir hayatlar ki.